Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Haftanın son iş gününde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklarla Baran'ın rotasında karşınızdayız. Doktor Yaşar Erniş'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Bugün çok keyiflisiniz. Hafta sonu geldi herhalde ondan. Yok. Şey dedin ya yayına başlamadan önce. Ya hocam bir başlıyorsun motor gibi gidiyorsun bana soracak soru bırakmıyorsun dedin ya. Şimdi bugün şöyle bir yöntem izleyelim istersen. Soruları ben sorayım sen cevapla. Hadi başlayalım. Bizim reytinglerde patlama olmuş Barış. Evet hocam sağ olsun izleyicilerimiz çok ciddi ilgi gösteriyor, yoğun ilgi gösteriyorlar son zamanlarda. Tabii bu ilgi size vallahi, bana değil. Ya estağfurullah ne demek yani, ne demek. Hayır benden sonra senin program da inanılmaz reyting alıyor. Evet. Ve gerçekten ben buradan bütün izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya hani doğru bildiğimizi söylemeye çalışıyoruz. İnşallah faydalanıyorlardır. Tabii hocam yanınıza kitapları koyuyorsunuz. Burada kitaplardan bakıp bakıp anlatıyorsunuz işte. Neyse evet. Kitaplar gözükmüyor kamerada. Evet o kitapları okuyacağım. Peki şimdi başlayalım o zaman. Borsayla başlayalım. BIST 100 ile başlayalım. Evet. Dün ilginç hareketler oldu. Yani dışarısıyla ters orantılı gittik. Evet. Niye öyle oldu? Yani bu Gezi Parkı protestolarının etkisi de sanırım artık hani kalmadı evet. Pek üzerinde piyasaların ama... Bu hareketin sebebi neydi acaba? Şimdi şöyle dün hatırlarsam biz tam çıkarken yayından borsa açıldı. BIST 100 endeksi beklenmedik bir şekilde yukarı yönlü açıldı. Daha doğrusu beklenmedik şekilde derken benim beklemediğim şekilde. Çünkü o sırada Amerika vadeli işlemler borsasında çok sert düşüşler var. Japonya %5,5'un üzerinde bir düşüş kaydetmiş. İşte Çin %3'e yakın düşüş kaydetmiş. Diğer taraftan Avrupa eksi de açılmış. Bayağı ciddi %1'e yakın. Ve o sırada biz yükseldik. Ve tabii o yayından ben çıktıktan sonra çok fazla da tweet geldi. Acaba piyasanın bildiği bir şey mi var? Notumuz mu artacak falan diyen de oldu. Genellikle bu tür büyük düşüşlerin ardından bu tür hareketleri çok hani teknik olarak belli bir aralık arasında kaldığı sürece ben çok önemsemem. Yani evet düşüş bekliyorduk ve yükselerek açıldı. Hatta dedim ki yayından tam çıkarken aman ha yatırımcı burada riskini arttırmaya kalkmasın. Çünkü teknik olarak en azından güçlü dirençler vardı. Mesela BIST 100 endeksinde 78.500 direnci çok fazla güçlüydü. Ve oranın pek geçilmesini beklemiyordum. Normalde ilk başta çok fazla ben de anlam veremedim. Fakat belli bir süre sonra yataya girdi piyasa ve çok uzun süre yataya gitti. O sırada Barış saat 3.30'da şey geldi. Amerika'dan bir veri geldi. Ve işsizlik başvuruları beklentilerin çok üzerinde düşük geldi. Bu olumluydu. Diğer taraftan perakende satış verileri yine beklentilerin çok üzerinde çok iyi geldi. Bu bir coşku yarattı dış piyasalarda. Sabah saatlerinde Asya piyasaları genel olarak eksideyken Amerika falan da eksideydi ama Avrupa. Onun üzerine hani baktım bizim piyasa acaba yükselecek mi? Pek reaksiyon vermedi bizim piyasa. Zaten sabah vermişti. Ama işin ilginç yanı şimdi grafiği verirsek göstereceğim. İşin ilginç yanı seans sonuna doğru sert bir satış geldi. Yani piyasanın açılış yeri burası. Yani tam şu seviyeden açılıyor. Şu dikey çizginin gösterdiğim yerden açılıyor, yükseliyor, biraz geriliyor, tekrar yükseliyor, 77.750'ye geliyor, 78.000'e yaklaşıyor. Bir miktar hafif geriliyor bu bölgede ve bundan sonra tekrar seans sonuna doğru bir miktar yukarı hareket yapıyor ama şu bölgede ilginç bir şey oldu. Tam bu bölgede yabancıların pozisyonları açıklandı. Evet. Yani yabancıların hisse senedi pozisyonunda 2,5 milyara yakın bir azalma var. Tabii bu 2,5 milyarlık azalmanın en önemli sebebi endeksin düşmüş olması. Hı hı. Kur da yukarı gittiği için o da sanki dolar bazında pozisyonunu azaltmış gösteriyor. Ama net azalma 465 milyon dolar. Bu çok yüksek bir oran. Aynı zamanda şeyde de devlet iş borçlanma senetlerinde de bir azalma vardı. Yani yabancının bir gün önce Sayın Erdem Başçı'nın söylediği şekilde yabancılar satmışlar ve o ana kadar da yaklaşık 465 milyon dolarlık hisseden çıkmışlardı ki bu 465 milyon dolar rakamı kur hareketleri ve
aynı zamanda endeks hareketlerinden arındırılmış rakam. Yani onu arındırdığımızda 465 milyon dolar çok yüksek bir rakam. Bu veriyi gördükten sonra bu bölgede, tam şu bölgede bir satış geldi ve burada da işlem hacminin arttığını gördük. Arkasından piyasa tekrar bir dengelendi, 77.250 civarında ve yukarı hareket yapıyordu ki son yarım saatte, burası çok ilginç, borsaların, dış borsaların tamamıyla olumluya döndüğü ve Amerika'da artışların başladığı, yükselişe geçtiği, Avrupa'nın yükselişe geçtiği an bu an, o sırada bizde bayağı bir piyasa satış yedi ki 1250 puanlık bir düşüşü gösteriyor şu. Son 5 dakikada disket emirleri, yani kapanış işlemlerinde 77.100 civarından 76.500'e kadar 600 puanlık bir daha gerileme oldu. Şimdi bunu tabii ki anlamak zor, ama neden orada geldi çok net açık bir sebebi yok. Ama genellikle büyük düşüş sonraları, ki şurada büyük düşüşü görüyoruz, yani 90 bin seviyelerinden 73 bin seviyesine kadar yaklaşık 17 bin puanlık bir düşüş var. En zirveye göre bakarsak 93 binden 73 bine 20 bin puanlık bir düşüş var. Bu düşüş sonrasında aynen beklediğim, yani benim daha önce de belirttiğim hareketler olmaya devam ediyor. Ve burada bir üçgen oluşuyor ve bu üçgen gitgide daralıyor, bu üçgen. Olması gereken de bu. Yani üçgenin daralması gerekiyordu ki buralarda konsolide olsun piyasa. Şu aşamada anlayabildiğimiz kadarıyla 76.500 seviyesi üçgenin orta noktası. Hı hı. Yani bu üçgenin orta noktası etrafında dalgalanacağız. Ama gitgide dalgalanma boyutları daha da azalacak. Mesela bugün için 75.250 seviyesi dip olacak. Yukarıda da 77.500 seviyeleri, 77.700 seviyeleri bir miktar direnç olacak. Bu bölgede, bu daralma bölgesinde işlemler devam edecek. Şimdi bu daralmanın sonrasında çok ilginç hareketler olabilir. Ben daha olmadan önce yatırımcıya istersen şey yapayım, neler olabileceğini bir anlatmaya çalışayım. Çünkü şimdi klasik olarak bu bölge 75.250 seviyesi bir destek. Destek demek, yani oraya geldiğinde orayı pek aşağı kırmak istemeyecek demektir. Ama türbülans zamanlarında ne destek kalır ne direnç kalır. Bu anlamda burası aşağı kırılırsa yatırımcının satışları çok artabilir. Yani 75.300'ün altına indiği andan itibaren artar. Ben işte bu noktada yatırımcının çok panik olmamasını öneriyorum. Yani şimdi daha olmadı öyle bir şey. Eğer olursa şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Bu, diyelim ki bugün endeks açılacak. Tahmin ediyorum bir miktar yukarı açılacak. Sonra aşağı geldiğini varsayalım. Eğer gelirse bu seviyeyi aşağı kırdığı anda bu bölgede düşüş sertleşebilir. İşlem hacmi sertleşebilir. O nokta bence artık satış yapılmaması gereken nokta. Yani dün söylediğimiz 77.500-78.000 aralığından alım yapmayın, artır riski arttırmayın dediğimiz noktanın tam tersi burası. Yani 75.000'in altında da çok fazla satış yapılmamalı. Hı hı. Eğer altına gelecek olursa burada ayı tuzağı dediğimiz bir şey oluşabilir. Yani geldik, düştük, burada artık tekrar aşağı gidiyor, kötü bir şey var derken bir anda yukarı çıkar ve biz o zaman deriz ki şurada ayı tuzağı oluştu deriz. Buna, bu tuzağa yakalanmamak lazım. Şimdi şartlar öyle ki ayı tuzağı olma olasılığı yüksek. Ama açılışta şey olmayacak yalnız. Hani benim tahminim düşüş devam etmeyecek. Hatta dünkü kapanışın hemen üzerine 75.000-77.000 civarında açılacağız. Ve ondan sonra da yatay gideceğimizi düşünüyorum. Yani şu üçgenin içerisinde gideceğimizi düşünüyorum. Şimdi biraz daha istersen şeye bakalım. Yani biraz daha günlük bazda grafiğe bakalım. Ve az önce çizmiş olduğumuz şeyler var, çizgiler vardı, onları kaldırdım. Günlük bazda baktığımızda en önemli şeylerden bir tanesi, göstergelerden bir tanesi altın rasyo. Altın rasyoya göre normalde 73 bine kadar düşüş olduktan sonra yükseliş olduğunda, ki yükseliş, bak şurada yükseliş oluyor. Hı hı. Şu seviye, yani 77.750 seviyesi bir dirençti. İlk direnç çizgisi. Yani altın rasyo kuralına göre burada dirençle karşılaşmalıydı ve karşılaştı. Ben de o yüzden hani yatırımcıya çok fazla girmemek lazım dememin sebebi buydu. Nitekim daha önce 73.000 görüldü ama
genelde görülen dip seviyeler 75 bin seviyesi. Bugün benim için 75 bin oldukça iyi bir destek seviyesi. Onun çok fazla aşağı kırılmasını beklemiyorum. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta, salı günü, çarşamba gününe kadar buralardaki dalgalanmalar devam edecek. Ve çarşamba günü, ona biraz sonra değineceğim, Amerika'da Fed'in toplantısı var. Ondan sonra eğer kırarsa burayı yukarı kırar. Ondan sonraki en önemli yer 80 bin, 81 bin seviyesi. Yani 80 ile 81 bin aralığı oldukça önemli bir seviye ve kırılmasını beklemediğim bir seviye. Yani yukarı geçilmesini beklemediğim bir seviye. Ne olursa olsun özellikle 80 binin üzerinde alım yapmamak lazım. Orasının bir oraya doğru gelirsek de orada bir miktar hatta satış yapıp kar realize edip beklemek lazım. Endeks çok sağlıklı davranmaya başladı. Tekrar normale döndü. Bunu çok net söyleyebiliriz. Çünkü artık piyasa iç siyaset ve Gezi Parkı yerine FED'e odaklandı. Hı hı. Gelecek hafta yapılacak FED toplantısına odaklandı. Bu anlamda dünkü yükselişin bir sebebi de tahmin ediyorum şeydi. Hani kurlar çok hızlı geriledi. 1.8750'nin altına geldi dolar. Onu biraz sonra analiz edeceğiz. Orada kur hızlı gerileyip faiz de hızlı gerileyince borsa mecbur yukarı gitti. Ama güçlü alımlarla gitmedi. Onu işlem miktarından görüyoruz. Yani güçlü alımlarla gittiğini anlayabilmek için en azından ben bir 60 dakikalık süre içerisinde minimum 150 milyon lotluk bir işlem miktarıyla yükselmeliydik. Ve işlem miktarı da 60 dakikalık grafiklerde genel olarak azdı. O açıdan baktığımda şu an borsa bir konsolidasyon hareketi yapıyor ve gitgide bu dengeyi sağlamaya çalışıyor. Belli bir kanal oluşturdu. Bu kanalın üst bandı 78 bin, alt bandı 73 bin ama asıl güçlü destek yaklaşık olarak 75 bin civarında bulunuyor. Peki hocam, şimdi borsanın dünkü bu hareketiyle ilgili Turgut Bey'in bir yorumu var. Sizin de söylediğiniz gibi Gezi etkisi borsadan kalkmıştır. Fakat Başbakanımızın çok tarihsiz açıklamaları olmuştu. Özellikle bankalar ve yabancı yatırımcılarla ilgili. Bu açıklamalar bence unutulmayacak ve piyasaya alıcı geldikçe yabancı satacak, kenara çekilip seyredecek. Özellikle dün bunun bir örneğini gördük. Zayıf açılması gereken piyasa yukarıda açtı. Ne zaman yurt dışına alıcı geldi, bu sefer de biz bozulduk. Hatta eksi kapattık. Satışlar banka hisselerinde ciddi boyuttaydı. Katılır mısınız? Banka hisselerinde evet satışlar vardı. Fakat şimdi doğrudur. Yani bu henüz olaylar henüz sıcak. Yani yabancı iki şey ister Barış. Bir ülkeye gelip yatırım yapmak için. İki tane temel şey ister. Bir likidite ister. Yani yüklü alım yaptığında yüklü de satış yapabileceği kadar derinlik ve alıcı ister. Ve o yüzden de İMEK BIST 30'la BIST 50 kağıtlarında genellikle odaklanırlar. Hı hı. Ve burada işlem yaparlar. Ama ikinciye katılmayacağım şeyden dolayı. Yani yabancı yatırımcılar artık bundan sonra bu açıklamalardan sonra gelmez fikrine katılamayacağım. Çünkü ben 4 kere yaşadım bunu. Ona bakarsan Tansu Çiller piyasalara direkt müdahale etti, girdi. Yani o zaman da devlet tahvili bono faizleri 3 aylık %50'lere vurmak zorunda kaldı. Hı hı. Önce piyasaya ders vermeye kalktı. Ve şey yaptı, tahvil bono ihalesine giren bankaları baskı altına almaya çalıştı ve faizleri patlattı. Mesela orada müdahale çok daha şeydi, yoğundu benim şeylerim, yani benim kriterlerime göre müdahale bence daha yoğundu. Yani 94 krizinden bahsediyorum. Ki o 94 krizinden sonra bile yabancı yatırımcı hani ülkeyi bırakıp çekip gitmemiştir ve yabancı takas oranı hiçbir zaman hisse senetleri piyasasında şeyi geçiyorum %45'e kadar düşmüştür zaman çok az bir dönemde ama yabancı takas oranı hiçbir zaman %50'nin altına inmemiştir. Yani ortalamasına baktığında yabancı takas oranının dip yaptığı yeri 55-60 arası olarak görebiliriz. En büyük krizlerde bile bu böyle olmuştur. Bu nedenle bir hafta sonra biz çok farklı şeyler konuşuyor olacağız. Yani paranın daha önce de söyledim. Ne dini ne imanı ne hiçbir şeyi yok. Yani burada getiri olacağını fark ediyorsa gelir yabancı. Hı hı. Ve gelir. Yeni SPK yasası da hani yatırımcıyı koruyan bir yasa. Yani daha önce Türkiye'de çok kötü şeyler oldu. Yani bir sabah kalktınız elinizdeki hisse senedine devlet el koydu ve sizin hisse senediniz yok oldu.
Verilmiş imtiyazlar şirketlere kaldırıldı Çukurova Köpez'de olduğu gibi. Ve bunun üzerine Çukurova Köpez'e yatırım yapmış yatırımcılar ciddi kaybetti. Hatta onlardan biri de Mark Mobius'tu. Yani baktığın zaman burada mesela Soros geldi, bir hisseye ciddi anlamda yatırım yaptı ve hatta şirket yönetimini mahkemeye verdi. Evet. Şirketi kötü yönetiyorlar diye davayı kazanamadı. Buna rağmen şey yaptılar, geldiler. Bu her gelişen piyasada normal karşılanabilecek şeyler. Hani bu süre içerisinde şey yapmıyor. Yani bu süre içerisinde tamam çekiniyorlar, evet bir geri çekilip bakıyorlar ama ne bileyim bir ay sonra bunların çoğu unutulmuş olacak ve hiç hatırlanmayacak bile. Biz grafiğe baktığımızda o gün niye düştü, hangi olay? Bir sene sonra o düşüşün sebebini kimse grafiğe baksın hatırlamayacak. Yani piyasa çok ne diyeyim, balık hafızalıdır. Yani burada getiriyi görürse ama ucuz olduğunu düşünüyorsa da gelir girer. Önemli olan şey adımlarıdır. Bizim hani yasal prosedürler, SPK yasası, burada kendilerinin ne hakka sahip olduğunu bilirler ve ona göre gelirler ya da gelmezler. Mesela sen şimdi gidip İran borsasına yatırım yapar mısın? Veya sen gidip şimdi Uganda borsasına yatırım yapar mısın? Hocam telefonunuz da çalıyor. Telefonum açıktı, burada hiç çekmiyordu hani. Vallahi siz bugün nasıl oldu bu? Bilmiyorum yani şimdi burada hiç çekmiyordu. Şimdi birazdan YouTube'a düşeriz canlı yayında. Evet canlı yayında telefon açık. Cevap hayır verseniz yani, inanılır gibi değil ya. Hayır burada çekmiyordu bu telefon, nasıl çekti? Onu öğrenmiş olduk en azından, evet, çekiyor. Evet en azından çekiyor. Hep beraber öğrendik. Hocam reklama gideceğiz 3 dakika, tamam, kapattıysanız reklama... konuşacağım. Tamam kapattım. Şimdi 3 dakikamız var, şunu soracağım. Sorular da geliyor, hemen onlara geçeceğim ama birçoğuna aslında bir yandan borsa ile ilgili cevap verdiniz de. Şimdi dün AP'den bir Türkiye'ye yönelik açıklama oldu. Evet. Orada bir karar alındı kendi aralarında. Evet. Sayın Başbakan da biz tanımıyoruz bu kararı dedi. Evet. Aynı şekilde Sayın Egemen Bağış daha sert tepki gösterdi. Saçmalamakta bir özgürlüktür dedi. Bunun bir etkisi oldu mu? Yani bu AP'nin bu açıklamalarının, bu kararının bir etkisi oldu mu? Bundan sonra bir şey olur mu? Yansıması olur mu acaba? Şimdi ben etkisi olduğunu düşünmüyorum. Şeyden dolayı etkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani o karar geldikten sonra hani borsada ciddi bir düşüş olsa anlayacağım. Ama o karar konuşuldu, tepki verildi, Sayın Başbakan tepkisini dile getirdi, aradan çok uzun zaman geçti ve seansın son 20 dakikasında ciddi satış geldi. Yani daha önce yabancı almışsa, yeniden alım yapmak istiyorsa piyasanın yükselmesini istemez. Mesela Mark Mobius, dünyanın en büyük hisse senedi yatırımcılarından biri diyor ki, ben Türkiye'yi alacağım ama diyor, bu seviyeden değil diyor, biraz düşsün, fiyatlar uygun seviyelere gelsin, o zaman alacağım diyor. Dolayısıyla bence dünkü hareketi tamamıyla hani bir panik yaratıp bundan sonra 73 binin aşağı kırılacağına dair de panik yaratılabilir. Demin o yüzden ayı tuzağı oluşabilir dedim. Böyleydi ama hani Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar, bunun Türkiye'nin tanımaması ve Sayın Başbakan şey diyor, biz diyor Avrupa Birliği üyesi değiliz ve siz nasıl böyle bir karar alabiliyorsunuz diyor. Senin dediğin gibi Sayın Egemen Bağış ciddi anlamda tepkisini dile getiriyor. Sayın Davutoğlu benzer şekilde tepkisini dile getiriyor. Şimdi o uluslararası hukuku bilmiyorum. Yani o kararın ne kadar yaptırımı... Bir bağlayıcılığı yok, yaptırımı yok. Ama tabii hani Avrupa Birliği ilişkiler bağlamında mutlaka etkileri olacak. Evet, şöyle hani Avrupa Birliği bize bakarken, yalnız Barış şunu kaçırmayalım. Yani onların bize uygulayabileceği yaptırım diye düşünebiliriz. Hani ekonomik yaptırımdan bahsedebiliriz ki ben hani ekonomik yaptırım veya böyle bir ambargo vesaire bu tip şeylerin olabilmesi için yani şu an İran'a bile tam anlamıyla bir şeyi uygulayamıyorlar. Orada çok şey hani ciddi anlamda ekonomik etki yaratacağını ben düşünmüyorum. Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkilerin bozulur mu sorusuna şu an için piyasa bozulmaz dedi. Yani dünkü hareketleri bunu gösteriyor. Ama uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirmek lazım onu da çok iyi bilmiyorum yani. Peki hocam bir ara verelim. Reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam sorulara geçelim hemen hızlıca. Şimdi tabii borsa soruluyor yine. Oradan altın soruluyor. Altın soruluyor. Doğal olarak dolar soruluyor. Ama şimdi biz borsadan biraz devam edelim. Evet. 75.500 destek altına gelmiyor. Alım için kısa vadede uygun yerdeyiz. Fikriniz nedir? Hani bu konularda sizin çok net bir şey söylemediğinizi biliyor. İzleyicimiz karar bizim, risk de bizim hocam demiş Levent Bey. Levent Bey'in özellikle
75.500'ün altına gelmiyor. Ne zamandır gelmiyor? 73.000'in altına düştükten sonra gelmiyor. Kaç gün geçti bu arada? İşte sadece 3-4 gün geçti. Yani öyle şartlar olabilir ki gelebilirdi. Mesela bir izleyicimiz de hocam ters bayrak formasyonu yok mu? Bu aşağı 73.000 aşağı kırılırsa 20.000 puan daha gider gitmez mi diyor. Doğru da şimdi teknik analizi eğer sadece bütün fundamental dediğimiz yani temel analiz, ülkenin temel analizi. Ülkenin temel analizi dediğimizde neye bakarız? Bütçe dengesine bakarız, cari açığa bakarız, büyümeye bakarız, enflasyona bakarız. Ülkenin temel analizini yaptığımızda ya o fiyatlar hak edeceği fiyatlar değil bir kere. Yani 73 binin altındaki fiyatlar hak edeceği fiyatlar değil. 73 binin eğer altına düşecek olursa endeks, hani ben bırak orada stop falan yaptırtmayı, yani direkt olarak hatta insanlara şey bile denilebilir. Ya şimdi gidin bankadan kredi alıp oradan bile alım yapın. Yani bir 67 bin var. Yani 67 bin. Ama bunu ne kadar bir süre için söylüyorum? Bak önümüzdeki 1-2 ay için söylüyorum. Tamam mı? Ha yıl sonuna kadar 65 binde görülebilir, 60 binde görülebilir. Fakat bu kadar büyük sert düşüşün ardından ilk tepki genellikle çok güçlü gelir. Ve bu sert düşüş sonrasında gelebilecek tepki minimum, hani tepki başladığında, büyük tepki başladığında minimum 83 bin, 85 bin aralığıdır. Ve bu da 75 bine 10 bin puan eklenmesi demektir. %13-15'tir. Ve bu da faiz olarak baksanız 2 yıllık faiz demektir. Bu anlamda bu fırsatı kaçırmak istemeyecekler. Şu an borsanın yukarı gitmesini engelleyecek çok önemli bir tane dış faktör var. O dış faktörde Amerika'da tahvil alım programının azaltılacağının açıklanması ve Fed'in işte bu hafta yapacağı, gelecek hafta yapacağı çarşamba günü açıklayacak tahvil alım programıyla ilgili ne yapacağını şu an gelişmekte olan ülkelerden para çıkıyor. Bu çok net bir şekilde ortada. İşte gelişmekte olan ülkeler MSCI endeksi falan düşüyor. Dolayısıyla bizim burada hani onlardan bağımsız güçlü bir çıkış yapma olasılığımız zor. Yatırımcı sadece keyifle izlesin. 75 bin, 78 bin, 73 bin, 76.500 yani buralarda dalgalanacağız diyorum ben. Daha önceki büyük krizlerde de benzer şeyler olmuştur. Geçmiş grafiklere baktığında yatırımcı hep şey yapar. Büyük düşüş vardır, sonra da büyük çıkışı görür. O arada kaç gün geçtiğini, kaç iş günü geçtiğini algılaması çok zayıftır. Ben sayarım hepsini. Yani 20 gün, şöyle 20 günü bir hayal ederim. Yani 20 iş günü demek 4 hafta demektir. Yani bu tür büyük sert düşüşlerden sonra borsanın normale gelmesi, normalleşmesi ve kendi dengesini bulması zaten minimum 3-4 haftadır. Dolayısıyla ben şu an bir normalleşme süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Ve 75.500 destek altına gelmiyor. Kısa vade uygun yerde miyiz diyor. Bence 75.000 veya altındaki demin de ayı tuzağı oluşabilir dediğim yer. Evet ama vadeniz ne? Bu çok önemli. Kısa vadede uygun yerde. Kısa vadem benim şu an 1 ay 2 ay. Orada uygun yerdeyiz. Yani uygun yerlerdeyiz. Ama 77.500, 78.000'in üzerinde alım yaparsanız 81.000 gibi çok güçlü bir direnç var. 2.000 puan için ben alım önermem orada. Dolayısıyla ama 75.000'e gelmiş. Oradan 81.000 bekliyoruz. 6.000 puandır. O zaman orada alım önerebilirim. Diğer taraftan aynı benzer bir soruyu da işte teknik olarak hani ters bayrak sorusu. Şimdi ben ne olduğunu da açıklayayım. Yani o izleyicimizin sorusunun. Şu an borsa yükselerek açıldı. Ve tahmin ediyorum evet 78.250'den açıldı. Yani bak dün buradan satış geliyor. Ve şu an 78.250'den açılıyor. Birim grafiklere geçtiğimizde direkt yani kafadan 78.000'in üzerinde açılıyor ve 78.350 dünkü düşüşe rağmen 5 dakikalık grafiklere geçiyorum tekrar. Hani burayı anlamak adına tam direnç bölgesinden açıldı. Şu an bu açılış hani dış piyasalara çok şey ciddi anlamda paralel hareket etmedi dün ama bugün dış piyasalar olumlu ve dış piyasalara olumlu reaksiyon vermiş durumda. Mesela bu açılış da hoşuma gitmedi. Çünkü borsada bizim bir deyim vardır. Açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar diye. Bu seviyede açıldıktan sonra tekrar yukarı gidecek mi sorularına direkt destek ve dirençlerle cevap verebiliriz. Yani en güçlü yer 81.000. Yani şurası.
ve 81 bin için acaba 78 binden alım yapılabilir mi? 81 bin garanti mi? Hayır, 2000 puanlık bir garantisi vardı. Yani 78 binin üzerinde kapanırsak 80-81 bine gideriz. Ama benim şu anki genel tavsiyem, iyi kağıtlarda pozisyon alıp düşüşlerde alım için kullanmak. Yani dünkü düşüş sırasında veya bugün eğer düşüş olsaydı, demin söyledim 75 bine gelirse, ayı tuzağı oluşursa orada alım yapmalı diye. Eğer öyle bir hareket olursa, ama bu sabah itibariyle şu açılışta alım yapılır mı? Ben olsam, buradan yatırımcı olsam, hı-hı, ve işlem yapıyor olsam buradan almazdım. Ne yapardım? Bekler, piyasayı izler, görürdüm. 78.500'ün üzerine çıktığında 1000 puanlık bir hareket için çok kısa vadeli alım o zaman düşünülebilir. Ama şu an hala direnç bölgesindeyiz. Yani direnç geçilmiş değil. Peki hocam, şimdi Yunus Emre Bey de bir sorusu var. Aslında sorunun ilk bölümünü yanıtladık. Dolayısıyla düşüşün sebebini sormuş çünkü onu yanıtladık. Brüt takas nedir, onu soruyor. Hisse senetlerine brüt takasa alınmasının sebebi yatırımcıyı korumak mıdır? Brüt takas süre bitiminden sonra mı paramızı geri alabiliriz? Şimdi brüt takas uygulamasıyla ilgili olarak Borsa İstanbul bir açıklama yaptı. Yani Borsa İstanbul'a girerlerse orada şey var. Şimdi takas var, saklama bankası şey var. Buna takas bank diyoruz biz. Bunlar aracı kurumların iki seans süresince gerçekleştirilen işlemlerinde, yani bir ilk seansta gerçekleştirilen işlemler var, bir de ikinci seansta. Bunlar hisse sayısı bazında ve toplam TL olarak netleştirme yapılıyor. Yani bir hissede ben aldım sattım, aldım, hı-hı, sattım. Ve dolayısıyla ben şimdi bu hisseden kaç tane aldım? Yani 100 tane aldım, 20 tane sattım, sonra 200 tane aldım, 500 tane sattım. Bir netleştirme yapılıyor. Bu çerçevede şimdi aynı tarihe ait iki seans süresince bir payda hem satış hem de alış işlemi yapan aracı kuruluş, satış toplamı alış toplamına mahsup edilerek çıkan net bakiyeye göre söz konusu pay üzerinden takasa borçlandırılıyor ve alacaklandırılıyor. Yani kardeşim, sen bugün nette şu hisseden şu kadar aldın, dolayısıyla bu kadar borcun var deniyor. Hani net olarak borçlandırılıyorlar. Ama öbür taraftan tüm paylardaki alış ve satışların bedelleri ise genel olarak netleştirilmekte ve aracı kuruluşların alış tutarları fazlaysa aracı kuruluş takasa nakit borçlu. Satış tutarı fazlaysa takastan nakit alacaklı oluyor. Hı hı. Yani sen satmışsın, paranı alacaksın. Böyle netleştirme uygulaması yapılarak bir payda gün içerisinde alım satımı gerçekleştiren bir yatırımcı sadece gerçekleştirdiği alım ve satım sonucundaki net fark miktarı kadar teslim yükününe tabi olacak. Yani ben hisse senedini netleştirdiğimde aldım sattım vesaire, o zaman net şey. Şimdi brüt takas uygulamasında, ki bunlar çok teknik detaylar, hani birçok kişiyi pek şey yapmıyor ama bunun yatırımcıyı, hani izleyicimiz şeyi soruyor çünkü orada, bu brüt takas uygulamasının yatırımcıyı korumak mıdır? Brüt takas süre bitiminden sonra paramızı geri alabilir miyiz? Evet, tabii ki alabilirsiniz. Yatırımcının hani manipülasyonu ve şeyi engellemek adına da yapılıyor bu brüt takas uygulaması. Dolayısıyla yatırımcı için ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, altın. Serdar Bey de altını soruyor. Dediğiniz gibi sıkıştı kaldı, ne olacak bu altın diyor. Vallahi sıkışma devam edecek. Yani şey, özellikle de şeye kadar, şu Fed açıklamasını yapana kadar. Yani salı gününe kadar. Hı-hı. Dün Amerikan verileri çok iyi gelince altın tekrar düştü. Bir ara 1390 dolara gelmişti, 1391 dolara. Dün kapanış 1377 dolardaydı. Ve bu sıkışma aynı daha önce de söylediğim gibi, bakın sert düşüş ve arkasından daralma, gene üçgen oluşuyor. Yani bu çok klasik hareketler bunlar. Ve gitgide bu sıkışıyor. Bir süre sonra üçgen kırılacak. Ya aşağı kırılacak ya yukarı kırılacak. Şimdi evet, bana diyebilirsin ki ne tarafa kırılacak hocam? Burada simetrik üçgen oluşmuş. Hem dipler daha yukarıda oluşuyor hem de tepeler daha aşağıda oluşuyor. Bu sefer her iki tarafa kırma olasılığı da %50-50. Yani yazı tura atarak bulabilirler ne tarafa kıracağını. Fakat burada ki temel mantık şudur teknik analizde. Eğer yukarı kırarsa yukarı yönde işlem yap, yani long ol. Eğer aşağı kırarsa da short ol şeklindedir. Bu anlamda özellikle 1320 dolar seviyesi veya 1330 dolardan bir kapanış olursa aşağı kırmış demektir. Böyle bir durumda short pozisyon açmak, yani altını satmak lazım. Normal şartlar altında 1425'in üzerinde bir kapanış altında long olunabilir. Ben olsam altında şu an şu durumda asla işlem yapmazdım.
Yani çünkü nereye gideceği belli değil, rastsal hareket yapıyor altın. Peki hocam, Kemal Bey de diyor ki çocuklarımız için oluşturduğumuz portföyü bugünlerde nasıl yönetmeliyiz? Bugünlerde şöyle yönetmelisiniz. O daha önce söylemiştik, Türkomani'de bir şey veriyorum, onu devam ediyorum ben. Ama ben yazıyı yetiştiremeyince vallahi yani bu hele şu yatırım danışmanlığı merkezi nedeniyle çok ciddi yoğun günler geçirdik. Böyle tamam yazıyı yazarım. O da soruyor, ne oldu orası diyor. Bugün saat 15'te web sitemde bütün linkleri vereceğim. Orası bugün faaliyete geçiyor. Tamam. Yani bugün saat 15'te benim web sitesinde çok ayrıntılı bilgi vereceğim. Nasıl bir hizmet alınacak, ne olacak vesaire. Ama o çocuklara yatırım için çok iyi günlerdeyiz. Yani çok gerçekten değerli günlerdeyiz. Yalnız Türkomani dergisinde verdiğim hisse senetlerinin yanında mutlaka şeyleri eklesinler. Web sitemde daha sonra işte bu krizden en çabuk toparlanabilecek kağıtlara ilişkin çeşitli sürekli kar eden ve karlılığı yüksek kar dağıtan şirketlerin zaten isimlerini vermiştim. Onlara bakabilirler. Peki hocam, Duran Bilgin diyor ki 24 ay önce konut kredisi almıştım. Taksim olayları öncesi faiz 0.63-0.65 civarındaydı. Güncelleme yapmak istiyorum. Yine faiz düşer mi? Faizin artık düşmesini bekleyemeyiz. Yani faizi Merkez Bankası şu an niye bu kadar düşürdüm ki diye bile üzülüyor olabilir. 4.50'lere geldi politika faizi. Faiz artık bundan sonra daha fazla düşmez. O yüzden hani yapılandırma yapacaksa bence şimdi yapmalı. Yani faizler, konut kredileri yalnız şunu söyleyeyim, faizlerden de çok fazla etkilenmiyor. Yani normal faizlerden. Yani faiz çok yükselse, çok düşse bile oradaki volatilite çok düşük. Bu nedenle daha fazla ben düşmez. Sebebi de şu, bir yandan Amerika şeyi azaltacak, tahvil alım programını. Bu paranın çekilmesi demek. Orada faizler yükseliyor. Amerika'da faizler yükseliyor. Avrupa'da faizler yükseliyor. Benzer şekilde bizde faizler yükseliyor. Ve gerçekten de şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Faizin artık düşüşünün dibindeyiz. Yani sonundayız. Ben artık daha fazla faiz düşüşü beklemiyorum. Son bir soru daha hocam. Alper Bey diyor ki uzun vadeli alım yaparken 3-5 yıl civarı nelere dikkat etmeli? Hissenin fiyatını FKVP'de DD oranları ne olmalı? Uzun süreli bekleme yaptığım hisselerimde ara dönemlerde alım satım yaparken nelere dikkat etmeliyim? Şimdi Barış, bu konuda var ya, dünyada birçok yatırım stratejisi var. Mesela Buffett stratejisi dediğimiz, dünyanın en büyük yatırımcılarından Warren Buffett'ın stratejisi var. Adamın kısa vadesi 10 yıl. Yani bir şirkete girdiği zaman 10 yılına giriyor. Burada uzun vadeli yatırımda asla sadece FKPDD'nin bir anlamı yok. Mesela FK oranı diyoruz, şirket karının kaç katı ediyor? Şimdi bir şirket var, tamam mı? Şirket karının 30 katı ediyor. Yani ben bu şirkete yatırım yapsam, kar 30 yılda çıkaracağım. Ama hangi varsayımla? Bu karı 30 yıl devam ederse. Peki kar %20 büyürse her sene? Evet. O zaman 10 yılda çıkartacağım. O zaman o FK'ya bakmamak gerekiyor. Yani ben eğer şirketin karlarının bir de growth FK dediğimiz bir oran var. Onu hiç kimse bilmiyor da yayınlamıyor da, hiçbir araştırmanın da görebildiğim kadar raporlarında hiçbir şekilde görmedim. Growth FK dediğimiz. Şirketin önce ne kadar karlarının büyüyeceğini tahmin ediyorsun bir şekilde. Ve diyorsun ki FK'yı da bölüyorsun büyüme oranına. 1+ büyüme oranına. Bunu böldüğünde senin FK 30 olan FK 15'e düşüyor. Bu anlamda uzun vadeli yatırım yaparken iki tane kriter veriyorum. Bir, şirket bir kere 2009'dan beri hiç zarar etmemiş olsun. Bu birinci kriter. İki, şirket minimum karının ya %50'den fazlasını dağıtıyor olsun ya da dağıtmıyorsa dahi büyüyen bir şirket olsun. Yani kar ediyor, başarılı da kar ediyor ama bunu yatırıma dönüştürüyor. Yani sürekli growth büyüyor. İkiye ayırıyoruz zaten. Bir, kar dağıtanlar, onlar belli bir hacme ulaşmış, belli bir yere gelmiş, artık daha fazla büyümekten ziyade yaptıkları yatırımlar belli seviyelere ulaşmış şirketlerde kar dağıtımı çok önemli. Diğer şirketlerde de yeni şirketler ve yeni mesela enerji şirketleri böyledir. Growth'a önem vermişlerdir, büyümeye önem vermişlerdir. Öyle olması lazım. FK ve PDD'de daha çok 3 ay vadeli, 9 ay vadeli yatırımlarda bence kullanılmalı. Yani ben bir 3 aylığına bir hisse alayım diyorsanız o zaman hakikaten onu düşük kalmış hisselere odaklanılabilir. Ama bununla ilgili ben 100 tane strateji geliştirebilirim. Çok süper bir program yaptırdık. Şimdi ne yapıyor program? Onu söyleyeyim. Bilmiyorum, vaktimiz var mı? Son 30 saniye hocam. Şöyle bir şey yapıyor. Diyorum ki ben varsayalım 2003 yılındayım diyorum. 2003 yılında
şu FK, şu PDD, şu şöyle olan şirketlerden şu şunları seçseydim. Mesela FK'sı onun altında. İşte net kar marjı %15'in üzerinde, öz varlık karlılığı %20'nin üzerinde olan şirketleri seçseydim ve yatırım yapsaydım. Evet. O zaman acaba şu ana kadar ne kazanırdım? Endeksi yenebilir miydim? Hı hı. Bu modellerin hepsini otomatik test ettiğimiz çok özel bir program yapıldı. Ve onu sağ olsunlar Finnet yaptı. Müthiş bir program. Biz orada bütün bu modelleri test ediyoruz. Bir tane yatırım stratejisi yok. Orada belki 50-60 tane yatırım stratejisi test ediyoruz. Onun en başarılı olanları hangileri? Bunu bilimsel çalışma olarak yayınlayacağız zaten. Peki hocam. Haftayı bitirdik. Çok teşekkür ederim. Evet, haftayı bitirdik. İyi hafta tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize yaptıkları katkı nedeniyle. Sağ olun. Bugün de güzel mesajlar göndermişler yine. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir ara vereceğiz. Şimdi biz aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.